Merhaba arkadaşlar, İYİME Satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Danilo Milanoviç ile Esat Bağlı'nın maçını inceleyeceğiz. Beyazlarda Sırp Büyük Usta, siyahlarda E-Satranç'ın kurucularından olan Esat Bağlı oynuyor. Videomuzun içerisinde bir yerde bir çekiliş olacak. Lütfen videoyu dikkatlice izleyin ve çekilişi de aynı zamanda kaçırmayın. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu maç para içinde oynandı. Benim bu maçı tercih etme sebebim, konum kayıp olsa bile, rakibimiz şu bizden çok kuvvetli bir oyuncu olsa bile hala tahtada kandırma şanslarımızın olduğu ve kötü bir maçta rakibimize karşı nasıl oynamamız gerektiğini öğretmek ve işte bunu açıklamak adı altına çekilmiş bir video. Lafı fazla uzatmadan hemen maça geçmek istiyorum. Beyazlar da D4 ile başlıyor beyazlar. Siyahlar F5 oynuyor, bu Hollanda savunması. Beyazlar C4 sürüyor, siyahlar at F6 geliyor, beyazlar at C3 geliyor, siyahlar D6 geliyor. Bu açılışın genel amacı aslında taşları at F6, F5, D6'dan sonra at D7, G6, fil G7, rok atıp bir yerde siyahların E5 sürmesinden sonra birazcık daha aktivitenin fazla olduğu siyahlar için ama aynı zamanda biraz da risklerin olduğu bir varyant olduğundan dolayı siyahlar bu varyantı oynamayı tercih ediyor. Ve aslında bu varyant hem sağlam hem de bazı durumlarda kazanmak için oynanabilecek güzel bir varyant. Beyazlar burada D6'dan sonra fil G5 geliyor. Esat burada at D7 geliyor. Beyazlar burada E3 oynuyor. Siyahlar G6 geliyor. Beyazlar bu konuda fil D3 geliyor. Ve bu konumda siyahların bir tane iki tanesi var bence aday olarak. Birisi E5 sürmek, öbürü de fil G7 gelmek. Ve ikisi de varyantın genel olarak içinde bulunduğu için bu konumda E5 sürmek için acele etmeyen Esat fil G7 oynuyor. Beyazlar burada at E2 oynadığı zaman şimdi E5 sürüyor ve gayet normal bir açılışın şartlarını yerine getiren bir varyant tercih ediyor. E5'ten sonra beyazlar burada ileri konumlarda siyah E4 sürüp aynı zamanda merkezi kapatıp H6 G5'lerle atak yapmasın diye beyazlar burada F3 oynuyor. Siyahlar bu konumda rok atıyor, beyazlar da rok atıyor. Konuma baktığımız zaman gayet sakin bir konum görüyoruz. Ancak beyazın fikri eğer siyahlar bir şey yapmazsa A3, B4 ve C5'ten sonra fil C4'e koyabilirse eğer burası çok zayıf olacak. Bu yüzden de konum beyazlara fena olmayacak. Bu fikri de engelleyebilmek adına, daha doğrusu engellemek tabii ki zor ama durdurmaya yönelik çabalar adına Esat burada A5 hamlesini tercih ediyor ve gayet güzel bir hamle aslında bu A5 hamlesi. Çünkü eğer beyazlar burada A3 oynarsa ileride B4 sürmek için hem ya da temposunu kaybetmiş oluyor hem de siyahlar A5'ten sonra alan kazanmış oluyor. Ve bu A5'ten sonra beyazlar burada kale C1 oynuyor. Kale C1'den sonra Esat C6 oynuyor ve diyor ki ben burada vezirimi E7'ye geleceğim. Veziri de bir kare buluyor ama vezir E7'ye direkt maalesef gelemiyoruz. Çünkü beyazlar burada basitçe at D5 oynayıp ardından C5 sürebiliyor. Ve ciddi anlamda bu konu bizim için çok tehlikeli oluyor. Çünkü fil C4'e geldikten sonra at herhangi biri açtığı zaman şah çekip herhangi taşımızı alabilir diye bu konuma girmeyi istemiyor siyahlar. Ve bu yüzden burada siyahlar C6 oynuyor. Beyazlar bu konumda tekrardan fikrine devam ediyor ve A3 sürüyor. Fikri beyazların bu konumda B4 sürmek. Ve A3'ten sonra B4'ü hemen kesemeyeceği için Esat veziri E7 oynuyor. Gayet normal güzel bir hamle. Ve beyazlar burada B4 sürüyor. Bu konumda tahtada gördüğümüz gibi burada bir gerilim var. Ve siyahlar bu konumda eğer gerilimi bozmazsa beyazlar tahtada C5 sürüp konumu rahatsız edebilir. İsterseniz birazcık bakalım. Mesela siyahlar Şah8 geldi ve beyazlar burada C5 sürdü. Bu konumdan sonra eğer siyahlar burada AB4 kırarsa beyazlar AB4 kırıyor. ED4 kırarsa tekrardan ED4 kırıyor. DC5'ten sonra da BC5 kırıyor. Tamam, konumda belki bir takım eşitlikler mevcut ancak oynaması iki taraf için de kolay olmayacaktı. Fakat belki de bu B4 yerine pardon B4 Şah8'e C5 yerine belki de beyazlar burada B5 de oynayabilirdi. Ve bu tarz konumlarda tahtadaki gerilim daha fazla olduğu sürece siyahlar bu konuma girmek istemediğinden dolayı siyahlar burada AB4 kırıyor. AB4'ü AB4'ü aldıktan sonra gördüğümüz gibi A hattı açıldı. Tabii ki bu kimin için iyi oldu tam olarak belli değil. Çünkü bunu bize ilerleyen hamleler gösterecek. Ve bu konuda Esat hala çok güzel maça devam ediyor. Ve rakibe birazcık daha baskı oluşturmak adına H6 hamlesini yapıyor. Tabii ki burada fil F6 kırmak büyük bir hata oluyordu. Çünkü siyahlar at F6 kırdıktan sonra gördüğümüz gibi çift fili verdik. Ve siyahlar burada basitçe fil D7, kale E8 ardından H5 bir ara flaş altı geldikten sonra tahtada en ufak bir sorunu kalmayacaktı. Bu yüzden de beyazlar tabii ki fil F6 kırmadı. Ve beyazlar burada flash 4 döndü. Siyahlar bu flash 4'ten sonra atağına devam etmek adına G5 sürüyorlar. Bu gerçekten çok kuvvetli bir hamle. Çünkü ardından at H5, at F6 bir yerde F4 sürdükten sonra ataklar çok ağır olacak. Ve beyaz burada çok güzel bir şekilde fil G3 oynuyor ve oyuna devam ediyor. Eğer siyahlar burada at H5 gelmezse beyazın tahtada C5 tarzı tehditleri var. Bu yüzden Esat burada at H5 hamlesini yapıyor. Ve beyazlar fil F2 çekiyor. Fil F2'den sonra siyahlar burada at D F6 geliyor. Şimdi konuma baktığımız zaman
Tüm taşlarımız eşit. Fakat siyahın taşları pek doğru kareleri gelişmemiş oluyor. Ama atak yapmak için de şans olduğu için karşılıklı riskler var bu tarz konumlarda. Zaten açılışlarda gelen amaç merkezin üzerine oynandığı için bu konumda tahtada büyük bir merkez saldırısı, yani büyük bir merkez kapışması var. Ve bu kapışmayı kimin kazanacağını birazdan göreceğiz. Ve beyazlar burada vezir c2 oynuyor bu konumda. Esat burada düşünüyor ve e4 hamlesini tercih ediyor. Bu hamlenin amacı da şu: eğer beyazlar f4 kırarsa f4 kırıyoruz. At e4'ten sonra, f4'ten sonra at g4 geliyoruz. Genel olarak da fikrimiz şu: burada bizim bir atak yapmamız lazım. Zaten rakibimiz bizden daha kuvvetli bir oyuncu. Oyunu kazanmak için en mantıklı şey konumu karıştırmak. Ve burada Esat'ın e4 hamlesinden sonra f4 kırdığı esnada gördüğümüz gibi f3 piyonu artık g4 karesini koruyamıyor. Tabii ki fille ve atla alamaz basitçe piyonla alırız ve taş önde kalırız. f4'ten sonra siyahlar f4 kırıyor. Beyazlar f4 aldıktan sonra Esat burada at g4 geliyor. Burada bir adet piyon verdik, ancak tahtada atak yapma olasılığımız daha fazla olduğu için eğer rakibimiz doğru hamleleri yapamazsa konum siyah için kazanmaya ideal bir konum olacak. Yani şans olma ihtimalimiz çok daha fazla olacak. At g4'ten sonra beyazlar burada vezir d3 geliyor. Esat burada hemen at f2 alıyor. Beyazlar kale f2 alıyor. Siyahlar kale f2 alıyor. Beyazlar şah f2 alıyor. Ve burada Esat basitçe at f6 dönüyor. At f6'dan sonra tahtada bir piyon geriyiz, ancak baskımız devam ediyor. Beyaz da burada hem at g4 hamlelerinden kaçınmak hem de şahın merkezde şu an bir iş yapamayacağından dolayı çok güzel bir hamle yapıyor ve beyazlar burada şah gibi oynuyor. Buraya kadar beyazlar hatasız oynadı. Siyahlar ufak tefek hataları olsa da genel olarak dengede giden bir maç. Ancak bir piyon geriyiz ve bizim acilen bir şey yapmamız lazım. Eğer burada biz taşlarımızı beklemeye devam edersek rakibimiz basitçe taşlarını geliştirecek ve konum bize bir yerden sonra kötü olmaya başlayacak. Yani sonuçta piyon geriyiz ya, materyal kötü bir geri olmak çok iyi bir şey değil doğal olarak. Eğer biz materyalin karşılığını almak için tahtada bir şey yapmazsak konum bizim için kötü olacak. Ve bunun için Esat atak yapmaya devam ediyor ve fil d7 oynuyor. Fil d7'den sonra amacımız artık bu a8'deki kalenin a'da bir iş yapmadığını görüp kaleyi f8'e gelip ardından at g4 gelme fikirlerini uygulamak. Fil d7'den sonra beyazlar cidden güzel oynamaya devam ediyor ve fil g6 hamlesini yapıyor. Tahtada ekstra alan kazanıyor. Fil g6'dan sonra siyahlar at g4 geliyor. Beyazlar burada e4 sürüyor. Esat burada kale f8 geliyor. Bu konuda beyazlar h3 yapıyor. Esat burada düşünüyor ki atağıma devam etmek için at 2 hamlesi var tahtada. Ya at f2 gidecek ya da at f6 gidecek. Çünkü rakibimiz h3 gelip basitçe atımızı istiyor. Ekstra tahtada başka hamle olarak belki vezir f6 mümkün olabilirdi. Ancak ardından fil f5 hamlesinden sonra fil f5 kırılırsa f5'ten sonra ata gidecek bir yer yok. Bu tarz konumda tahtada 2 hamleye bakıyor Esat. At f6 mı döneceğim, at f2 mi geleceğim? Eğer at f6 dönersem rakip basitçe at g3 geliyor ve ardından beyaz at f5 koyabilirse tahtada zaten bir piyon geriyiz ve beyazların atak yapma olasılığı daha fazla olduğu için bu konum bize maalesef kötü olacak. Esat da diyor ki burada madem artık başladık bir hata sonuna kadar devam edelim diyor ve at f2 hamlesini oynuyor. At f2 hamlesinin de amacı şu: ver veziri diyorum, vezir bir yere kaçtığı zaman da ardından kale f6 belki de vezir f8'lerden sonra atak yapmaya devam edecek siyahlar. Ancak konum unutmayalım, rakibimiz bir büyük usta ve konumu bizden daha iyi oynayabildiği için genel olarak yavaş yavaş konumdaki baskısını arttırıyor. At f2 hamlesinden sonra beyazlar burada vezir e3 geliyor, siyah esat burada kale f6 geliyor, beyaz burada fil h5 geliyor ve konum yavaş yavaş bizim için kötü oluyor. Çünkü bizim burada kale f6 hamlesi yerine vezir e6 yapıp ver fili ver piyon dememiz lazımdı. Rakibimiz maalesef fil f5 gelemiyor çünkü kale f5'ten sonra f5 alınamıyor. Vezir e3 alabiliyoruz ve f2 de atı korunduğu için tahtada dümdüz taş geri kalıyordu beyazlar. Bu yüzden burada vezir e6 kaçırdı Esat, ama tabii ki her zaman da bütün hamleleri doğru yapamayız. Bu da gayet doğal bir hata. Yani biz de makineden farkımız insan olduğumuz için hata yapmamız çok doğal. Ve burada vezir e3'ten sonra siyahlar kale f6 geldiği zaman beyazlar artık fil h5 çekiyor ve tahtada atımıza gidecek bir yer yok ve beyazlar basitçe kale f1 gelip at almak istiyor. Ve böyle bir konumda Esat bakıyor tahtaya ve diyor ki eğer tahtada bir şey yapmazsam benim bir hamle sonra atım gidecek. Benim burada konumu karıştırmam lazım diyor. Bu yüzden de burada vezir f8 hamlesini yapıyor. Bu hamlenin tuzağı şu arkadaşlar: eğer burada beyazlar kale f1 gelirse siyahlar basitçe at h3 alıyor. g3'ten sonra kale f1'den sonra tahtada kalite kazanıyoruz ve atak yapmaya devam ediyoruz. Ve çift filimizin kuvvetiyle ardından c5 hamlesi de geleceği için konum terk oluyor. Ve bu flash 5'ten sonra tabii ki vezir f8'den sonra tabii ki kale f1 hamlesi gelmiyor. Beyazlar burada c5 oynuyor. Ve bu konuda Esat artık diyor ki eğer tahtada bir şey yapmazsam konum bana kayıp olacak ve bu yüzden de g4 hamlesini yapıyor. Ben maçın kırılma anı olarak bu hamleyi görüyorum. Çünkü bu g4 hamlesine karşı beyazların çok soğukkanlı oynaması lazım. Eğer burada beyazlar h4 falan kırarsa siyahlar basitçe fil g4 kırıyor. Ve fil g4'ten sonra at g4 alıyor. Ve şimdi tahtada vezire kaçma olarak bir olanak sunuyor. Yani d3'e mi kaçacaksın, d2'ye mi, g3'e mi, h3'e mi diye olanak sunuyor. Tabii ki bu konum beyazı iyi, ancak tahtada beyazlar vezir h3 geldikten sonra artık at f2 koyduğumuz zaman tahtada filimiz kalktığından dolayı bu atımız hemen düşmüyor. Ve rakip burada mesela vezir h3 tekrardan gelirse basitçe h5 geldikten sonra fil h6 da istiyoruz ve konum biraz riske girmeye başlıyor.
Burada C5'ten sonra G4 gelince beyazlar burada H4 yapıyor. Bu çok güzel bir hamle. Hala atın ayaklarını kesmeye devam ediyoruz. Ve rövaşiçe kare F1 gelip at almak isteyeceğiz ileriki konumlar için. Ve de belki de Ş2 oynayacağız. Yani bu at artık oyun dışı kaldı. Ve bu konumlarda bakıyor Esat koruma, diyor ki yani atın mı düşecek? Hani bir şey yapamayacağım. At bari boşu boşuna gitmesin diyor. En azından tahtadaki konumlar açılsın, el tarafta biraz atak olsun dediği için siyahlar burada DC5 kırıyor. DC5 aslında buradaki hamlenin amacı da şu: konumdaki tahtayı açıp elimizden geldiği kadar rakibi kandırma şansı. Hani kendimizi rakibi kandırmak için kendimize şans yaratmayı sağlıyoruz bu DC5 hamlesinden sonra. Çünkü BC5'ten sonra siyahlar burada atış oynuyor. Ben bu hamleyi çok beğendim. Çünkü at H3'ten sonra eğer rakip G3 kırarsa kale F3'ten sonra siyahlar atak yapmaya devam edecek. Ve konumunda cidden beyaz için zor olacak. Ama burada eğer beyaz Ş2 hamlesini bulsaydı tahtada en ufak bir sorun olmayacaktı. Çünkü mesela burada at F4 oynayamıyoruz. Beyaz basitçe alıyor ve kaleyle aldıktan sonra kolayca at E2 geliyor. Ve tahtadaki bizim fillerimiz bir işe yaramıyor. Ve beyazlar E5 sürdükten sonra konumda en ufak bir sorunu kalmıyor. Ve konum yavaş yavaş siyaha terk oluyor. Ve burada at H3'e karşı bir büyük usta bile ne kadar hata yapabildiğini görüyoruz. Büyük usta burada G3 kırıyor. Bu hamlenin sıkıntısı da şu: siyahlar kale F3 geliyor ve diyor ki ver bana güzel vezirini. Vezirin tahtada kaçabileceği tek kare vezir D2. Ve siyah olarak Esat burada rakibin gözden kaçırdığı hamleyi yapıyor. Buradaki hamleyi görmeden önce isterseniz videoyu durdurup birazcık düşünebilirsiniz. Ben de o sırada diğer variantları analiz edeyim. Mesela burada biz siyahlarla kale H3 falan kırarsak beyazlar basitçe kale F1 geliyor ve ver veziri diyor. Eğer burada vezir herhangi bir yere kaçarsak basitçe file F7 şah var. Ardından da at F4 geliyoruz ve diyoruz ki ver bana kaleyi, ver bana at G6 hamlesini. Vezir F7 maalesef kıramıyoruz. At H3'ten sonra veziri istiyor kale F1'den dolayı, kale F1'den gelerek. Ve burada siyahlar vezir F6'dan sonra bu konumda, pardon, vezir D2'den sonra tahtadaki en iyi hamle Esat'ın bulduğu hamle de burada vezir F6 oluyor. Burada küçük bir spoiler verdim, tekrardan özür diliyorum. Vezir F6 hamlesinin amacı da şu: kalem F3'te çok kuvvetli ve vezir H4 alarak ver H5'e deyip aynı zamanda vezir F2'ye girmek istiyorum tehdidini oluşturuyor. Ve beyazlar burada stres olmaya devam ediyor. Büyük ihtimal maçta da Zeitnot'ta, yani zaman sıkışmasından ardı. Yani bir tarafta çok az süre olduğu için burada hatalar geliyor. Ve beyazlarla burada büyük usta vezir E1 oynuyor. Esat artık bu konumda mutlu bir şekilde kale H3 kırıyor ve çünkü tahtada artık vezir F3 gelip kale H1 mat etmek istiyor. Büyük usta bu konumda düşünüyor ve süresi de az olduğundan dolayı vezir F3'ü kesmek adı altında vezir F2 hamlesini oynuyor. Ve benim aslında size soracağım soru burada: bu konumda vezir F2 çok kötü bir hamle, büyük usta çok büyük bir çift soru çekiyor. Yani kötü hamle, çok kötü hamle daha doğrusu, soru kötü hamle, çift soru çok kötü hamle demek. Vezir F2 hamlesinden sonra burada siyahların kazancını bulabilir misiniz? İsterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Ben de birazcık o sırada bekleyebilirim. Ve vezir F2'den sonra videoyu devam ettirmek isteyenler için de buradaki hamlemiz şu: bakıyoruz vezir şahın güvencesinde. Ancak sadece şah koruyor veziri. Yani vezir aslında aşırı korunaklı bir taş değil bu konumda. Ve tahtaya baktığımız zaman şahı buradan nasıl saptırabiliriz? Kaleyle. Nasıl şah çekebiliriz? Kale H1 hamlesiyle. Burada kale H1 şahtan sonra rakibimiz şah H1 kıramıyor çünkü vezir boşta. Eğer şah G2 gelirse de kale H2 zaten sonra maç terk oluyor. Ve bu konumda Esat tabii ki de kuvvetli bir oyuncu olduğu için kale H1 şah çekiyor. Ve rakip büyük usta bu konumda terk ediyor. Bu maçtan ne öğrenmiş olduk arkadaşlar? Eğer bir konumda tahtada konumumuz kötüyse konumu karıştırmamız lazım. Eğer konumu karıştırmazsak ve beklemeye devam edersek yavaş yavaş maçı kaybedeceğiz. Bu yüzden de ben maçtan dolayı Esat Bağlan'ı tebrik ediyorum. Şimdi geldik çekilişimizin konusuna. Çekilişimiz aşağıya linkini bırakacağım E-Satranc'ın YouTube kanalından olacak. Yapmanız gereken tek şey YouTube kanalına abone olup Lichess takımına atacağım linkten E-Satranc'ın Lichess takımına kayıt olup Lichess takım hesabınızı YouTube'da İme Satranç'tan geldim deyip bu şekilde yorum halinde eğer belirtirseniz kendileri 23 Mayıs'ta çekilişin sonucunu açıklayacaklar. Toplamda 2 tane özel ders ve kendileri cidden kuvvetli oyuncu ve 2 tane de kitap çekilişi yapıyorlar. Kendilerine de böyle bir sponsorlukta, böyle bir destekli bulundukları için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Satrançta kalın.